Bilgisayarın başına oturdunuz. Bugün bir şeyler hazırlayayım dediniz. İçeriğiniz için konu düşündünüz. Sonunda bir konu bulup şehvetle işe koyuldunuz ve saatler sonra bitirdiniz. Elinizde muazzam bir içerik var ve hemen yüklemek için sosyal medya hesabınıza giriyorsunuz. Ama bir sorun var. Etiketlere ne yazmalıyız? Bu videoyu nasıl arayabilirler ki? Bugün bu dertleri ortadan kaldırıyoruz. Sitemizin ismi Keyword Tool. Bu arada sponsorlu değil bu video maalesef. Siteyi açtığınızda sizi 1, 2, 3, 4, 5, 11 farklı platform seçeneği karşılıyor. Bunlardan hangisine içerik üretecekseniz onu seçiyorsunuz ve bir başlık yazıyorsunuz. Mesela YouTube'u seçelim. Buraya ne yazacağız? Şöyle düşünebilirsiniz. Bir paragraf sorusu çözerken o paragrafın ana fikrini bulup işaretlersiniz ya. İşte o ana fikri, içeriğinizin ana fikrini buraya yazıyorsunuz. Mesela bayram tasarımı yazdık. Burada hangi ülkedeki aratmaları istiyoruz bunu seçiyoruz. Burada da hangi dil olduğunu seçiyoruz. Türkiye Türkçe seçtim ben. Tamam dedi aradık. Total'de toplamda 81 tane etiket çıkardı bana. Bunları bu şekilde seçip sağ tıklayıp kopyala diyebilirsiniz. Veya buradaki kopya butonuna basabilirsiniz. Ama bu çok şeker şükür yapıyor. Hani bir etiket kopyalamak için bu kadar gerek var mı? Sadece YouTube'da da kalmıyor tabii ki. Mesela Amazon'da bir ürün satacaksanız, Amazon'a kitap satacaksınız diyelim. Kitap konusunda en çok yapılan aramaları burada görebilirsiniz. Burada arama miktarlarını gösteriyor. Ortalama o etiketlerin getirisini gösteriyor sanırım. Bu da o etiketin rekabet seviyesini gösteriyor diye düşünüyorum. Yalnızsa düzeltebilirsiniz yorumlarda. Daha birçok seçenek var tabii ki. eBay'de ürün satabilirsiniz. App Store'da, Play Store'da uygulamanızı koyabilirsiniz. Instagram'da, Twitter'da gönderi atabilirsiniz. Pinterest'te resim koyarsınız. Ne bileyim Bing'de, Google'da web sitenizi öne çıkarmak isterseniz hepsi için bu siteyi kullanabiliyorsunuz. Para verirseniz de size daha kolaylık sağlıyor. Daha fazla etiket gösteriyor falan filan. Gerek yok para vermeye. Burada hashtag kısmına girdiğinizde de kullanabileceğiniz hashtagleri gösteriyor size. Instagram'da da aynı şekilde. Instagram'da zaten hashtag kullanabiliyoruz sadece. YouTube'da ama bir videonuzun açıklamana hashtagli bir şekilde etiket verebiliyorsunuz. Bir de etiketler kısmına yazabiliyorsunuz. Amazon, eBay falan bilmiyorum ama YouTube'da bu yüzden iki farklı kullanım çeşidi var. Questions'a geldiğinizde yine onun hakkında sorulan soruları görebiliyorsunuz. Prepositions'a geldiğinizde her neyse. Birçok alanda işinize yarayacak liste yani. Sadece bu siteyi kullanarak bile yapabilirsiniz işlerinizi. Bu video bu kadar dostlar. Sizlere basitçe siteyi anlatmaya çalıştım. Umarım işinize yaramıştır. Bir sonraki videoya kadar hoşça kalın.